Arkadaşlar merhabalar. Permütasyon kombinasyon yapmaya devam ediyorum dostlarım. 28 numaralı ünitedeyiz ve 5. köşe taşında kalmışız dostlar. Şöyle bir ayarlama yapalım ve hemen başlayalım şu soruları çözmeye. Evet. Birinci sorumuz diyor ki 6 farklı mektup 2 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi bakın dostlarım. Mektupları atacağız. Biz şöyle düşünün. Gittiniz postaneye, karşınıza iki tane posta kutusu çıktı. Altı tane de elinizde mektup var. Şimdi ne demiştik biz bu sorular için? Seçeneklerimizi çarpacağız demiştik arkadaşlar. Birinci mektubu aldın eline. Birinci mektup için kaç seçeneğim var? Ya bu posta kutusuna atacağım ya buna. O zaman birinci mektup için iki seçeneğim var. Çarpın. Seçenekleri çarpacağız demiştik. Unutmayın. İkinci mektubu aldım elime. İkinci mektup için kaç seçeneğim var? Yine ya bunu atacağım ya da bunu atacağım, değil mi dostlarım? O zaman ikinci mektup için de iki seçeneğim var. Üç için de iki seçeneğim var. Dördüncü mektup için de iki seçenek. Beş için de iki seçenek. Altı için de iki seçeneğim var. Her bir mektup için iki seçeneğim olduğundan altı tane ikiyi yan yana çarpıyorum dostlarım ki bu da kısaca 2 üzeri 6 demektir. O da 64 yapıyor dostlar, sorumuzun cevabı. Evet, ikinci sorumuza geldik. Bir binada kapasitesi 5 kişiden çok olan 3 asansör vardır. 5 kişi bu 3 asansöre kaç değişik şekilde binebilir? Bak şimdi, girdim bir apartmanın içine, karşına 3 tane asansör çıktı. Bir kişi geldi şimdi burada. Bu bir kişinin hangi asansöre gideceğini şu anda bir şart mart söylemiyor bize. O zaman bu adam istediği asansöre binebilir. Yani 3 tane seçeneği var dostlarım. Birinci adamın 3 seçeneği var. İkinci adam geldi, onun da 3 seçeneği var. Şöyle bir şart yok. Ahmet'in bindiğine Mehmet binemez gibi bir şart da koymamış dostlarım. O zaman her adam için 5 kişiyiz biz. 5'imiz için de 3 tane seçenek var asansörlere binmek için. Demek ki bu da ne? 5 tane 3'ün yan yana çarpımı. O zaman 3 üzeri 5 demektir ki o da 243 yaptı dostlarım. Evet, geldik 3. sorumuza. 3 farklı kalem 6 kişiden herhangi 3'üne verilecektir. Bak burada şunu söylüyor aslında. Herhangi 3'üne kelimesiyle, cümlesiyle. 6 kişi var karşında. Şimdi bunlardan 3'üne vereceksin. Yani bir verdiğin kişiye, mesela şöyle 6 tane kişi var karşında diyelim. Şöyle gösterelim. Kaç etti? 3, 5, bir kişi daha çizelim şuraya. 6 kişi var. Şimdi birinci kalemi aldık elimize arkadaşlar. Bu birinci kalem. Benim verebileceğim 6 kişi var. 6 kişiden birine veriyorum. O zaman birinci kalem için 6 seçeneğim var çarpı. Şimdi bu kalemi tut ki buna verdik. O zaman buna daha veremem kardeşim. Çünkü herhangi 3'üne verin diyor bize dostlarım. Yani bir kişiye 2 kalem falan, 3 kalem bir kişiye veremem dostlar. Herkese bir kalem vermek zorundaymışım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ikinci kalem geldi. Bunun için kaç seçeneğim var? 5 seçeneğim var. O zaman çarpı 5. Hadi onu da buna vermiş olalım. Üçüncü kalemi de kime vereceğiz? Şu 4 kişiden birine vereceğiz. Yani 4 seçeneğim var. Çarpı 4. 6 kere 5 30. 4 ile de 30'u çarptık. 120'yi işaretledik goberler. Geldik şuna. 7 kişinin katıldığı bir sınav sonucunda adaylar başarılı veya başarısız olacaktır. Bu sınav kaç değişik biçimde sonuçlanır? Şimdi 7 kişi olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Birinci kişi ya başarılı olacak ya da başarısız olacak. İki seçeneği var birinci kişinin. Çarpı. İkinci kişi geldi. O da ya başarılı ya başarısız olacak. Onun da iki seçeneği var. Üçüncünün de öyle iki seçeneği var. Dördüncünün de, beşincinin de, altıncının da, yedincinin de. O zaman bu da ne yaptı arkadaşlar? 7 tane 2'yi yan yana çarptık. Yani kısaca 2 üzeri 7, o da 128 yaptı dostlar. Evet, 5 numarayı gömdük. Hemen çevirdim. 6 numaraya bakıyorum şimdi dostlarım. Klasik bir, şu kümenin elemanları kullanılarak yapılan soru tarzlarından. Dostlar, hemen çözmeye başlayalım arkadaşlarım. Birinci sorumuzla bakalım ne diyor. Kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı 4 basamaklı kaç tek sayı yazarız diye soruyor. Bakın burada şartlara dikkat edin arkadaşlarım. 3 tane şart var. Rakamları farklı.
tek sayı olacak. Bir de dört basamaklı olacak dostlarım. Bu şartları çok iyi dikkat ederek yapın kardeşler. Hata yaparsanız zaten bu şartlardan dolayı yaparsınız. O yüzden dikkatli olun. Şimdi tek sayı dediği için son rakama şu 1, 3 ya da 5 gelecek arkadaşlarım. Yani buraya ya 1'i ya 3'ü ya da 5'i yazarım. O zaman buranın kaç seçeneği var? 3 seçeneği var dostlarım. 3'ü yazdım buraya. Seçenekleri de yukarıya yazalım. 3 seçenek var. Şimdi rakamları farklı dedi arkadaşlar. 1, 3, 5. Ben bu 1, 3, 5'ten bir tanesini almış olayım. Mesela 1'i yazmış olayım buraya. Fark etmiyor. Bir tanesini yazdığınızı düşünün. 1'i yazdık buraya diye. Geriye kaç rakam kalıyor elimde arkadaşlarım? 4 seçenek kaldı. Bu 4 seçeneğin 4'ünü de şuraya yazabilirsiniz. 4 seçenek var. Devam. Şimdi bu 4 seçenekten de birini yazmış olayım ben. Geriye kaldı 3 seçenek. 3'ünü buraya yazarım. 3'ten birini de yazmış oldum. Geriye kaldı 2 seçenek. İşte bu seçenekleri çarptığınızda sonucu buldunuz dostlarım. 4 kere 3 12. 12 ile 3'ü çarptım 36. Bir de 2 ile çarptım 72'yi işaretledim gobeller. Hadi şu ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı, bakın 3 basamaklı diyor. Rakamları tekrarsız diyor, yani aynı rakamı ikinci kez kullanamazsın diyor. Bir de 400'den büyük, 600'den küçük sayı yazılabilir diyor dostlarım. Şimdi gobeller bugün biraz sesim çıkmıyor arkadaşlar. Bayağı bir grip olmuşuz, hasta olmuşuz. Soğuk bizi de etkilemiş. İdare etmeye çalışalım arkadaşlarım. Şimdi 3 basamaklı mı demişti? Evet, 3 basamaklı sayılar yazacağız biz. Fakat 400'den büyük, 600'den küçük. O zaman benim şuraya yazabileceğim sayı ya 4 olur ya da 5 olur arkadaşlarım. Yani buraya 2 seçeneğim var. Neden hocam? Şimdi buraya 6 yazsam, buraya ne yazarsam yazayım sayı 600'den büyük bir sayı çıkacak. 3 yazsam buraya, 3'ü yazdığım zaman buralara ne yazarsam yazayım sayı 400'den küçük bir sayı olacak. O yüzden 4 ya da 5. Buraya 2 seçenek var arkadaşlar. Şimdi rakamları, geri kalanlarını yazıyorum bakın şimdi. Rakamları tekrarsız dediği için şimdi ya bu 4'ü kullanacağım ya da 5'i. Birini kullanmış olayım. Geriye kaç seçeneğim kaldı? 4 seçenek. O zaman buraya 4 seçenek yazıyorum. Bir tanesini daha kullandım. Geriye kaç seçenek kaldı? 3 seçenek kaldı. Buraya da 3'ü yazdım dostlarım. Hadi çarpalım bunları. 4 kere 3 12. Bir de 2 ile çarptım. 24'ü buldum dostlar. Evet, şuna geldik şimdi. Üçüncü sorumuz. Metin kelimesinin elemanları ile 3 harfli. Şimdi 3 harfli yazacakmışız. Son harfi sesli. Sesli dediği için ya E ya İ gelecek buraya. E veya İ'yi buraya yazacağız. O zaman son harfin 2 seçeneği var. Son harfi sesli olan anlamlı ya da anlamsız kaç değişik kelime yazılabilir? Bakın burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Harfler tekrar edebilirmiş kardeşlerim. Tekrarsız demiyor. Farklı olsun demiyor her bir harf. O yüzden şöyle yapacağım arkadaşlarım. Mesela burada bir tanesini yazdık. E'yi yazdık diyelim. Geriye 4 seçenek kaldı demeyeceğiz arkadaşlar. E'yi burada bir kez daha kullanabilirmişim ben. Her harfte E olabilirmiş mesela. Rakamları tekrarsız demiyor. Harfleri tekrarsız demiyor. O yüzden hiçbir harf silmeden 5'ini birden buraya kullanabilirim. Yine kullandığımı tekrar burada kullanabileceğim için yine 5'ini birden burada kullanabilirim. Bakın ne çıktı? 5 seçenek. 5 seçenek 25. 2 de buradan çarptım 2 ile 50. Geldik şuna. 5 soruluk bir testte her sorunun 4 seçeneği vardır. Tamam. Şöyle A, B, C, D seçeneği diyelim. Aynı sınavdaki gibi şöyle altlarına kutucuklar yapalım arkadaşlarım biz bunların. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç oldu? 2, 4. Bir tane daha. 5 soruluk bir test. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü, dördüncü, beşinci sorumuz arkadaşlar. Ardışık soruların doğru yanıtları farklı olduğuna göre kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir diye bir soru sormuş arkadaşlar. Şimdi birinci soru için konuşalım dostlar. Birinci sorunun doğru cevabı A, B, C, D. 4 seçeneği var değil mi arkadaşlarım birinci sorunun? 4 seçenek de doğru olabilir şu anda. O yüzden birinci soru için 4 seçenek işaretledim. Tut ki Bursa doğru cevaptı.
Şimdi diyor ki ikinci soru için. Ardışık soruların cevapları aynı şekilde alt alta doğru olmayacak diyor. Farklı olacak diyor. O zaman ikinci soru için artık Bursa'yı düşünemem ben doğru cevap için. Diğer 3 seçenekten birini düşüneceğim arkadaşlarım. O yüzden ikinci sorunun 3 seçeneği var. Tut ki bununki de Ceyhan oldu. Bu sefer üçüncü soru için şunu diyeceğim. Alt alta aynı olamayacak. Yani burada artık C'yi göremeyeceğim ben arkadaşlarım. C'yi seçemem. Diğer 3 şıktan birini seçeceğim. B'yi seçebilirim. Çünkü B 2 üstte kaldı. Alt alta aynı olmayacak cevaplar. O zaman üçüncü soru için de 1, 2, 3 seçenek var. Şimdi C'yi seçmiştim. Dördüncü soruya geldim. Artık burada da mesela A'yı seçmiş olalım. Artık burada A'yı göremeyeceksin. Diğer 3 seçeneği konuşacağım. İşte 5. soruda da aynı şekilde 3 seçeneği konuşacağız arkadaşlar. Hadi çarpalım. 4 bölü 3 12. 12 ile 3'ün çarpımı 36. 36 ile 3'ün çarpımı 108. 108 ile 3'ün çarpımı da 324 yaptı dostlarım. Evet. 6. köşe taşını da gömdük. Hemen 7'yi şöyle bir koyalım dostlar. Bir de 7'yi konuşalım. Odaklanma muhabbetine de bir bakayım ben. Çaktırmadan şöyle. Evet. Bakalım 7 ne diyor? Kümesinin elemanları ile rakamları farklı. 2 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 2 basamaklı yazacağız arkadaşlar. Şimdi bu birinci basamağı yani şuraya. Onlar basamağına. İki basamaklı dediği için sıfırı yazamazsınız buraya arkadaşlarım. Sıfır hariç diğer bütün sayıları yazabilirsiniz. Yani 3, 6 ve 9'u yazabilirsiniz. O zaman 3 seçenek var. Sıfırı niye yazamam hocam? Buraya sıfır yazdığımda artık iki basamaklı olmaz değil mi? Başta sıfır olduğunda o bir basamaklı sayıya düşer artık. O yüzden buraya sıfır hariç tüm sayıları yazdım. Rakamları farklı dediği için şimdi buraya geldik dostlarım. Sıfır hariç şunlardan birini yazmış olayım. Mesela 3'ü yazmış olayım. Bakın buraya geri kalan tüm rakamları yazabilirsiniz. Sıfır da dahil. 3 tane seçenek de burada var arkadaşlar. O zaman 3 çarpı 3'ten 9 tane sayı yazılabilirmiş diyebiliriz. Hadi şu 2'ye geldik. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı yazacağız dostlarım. 3 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi tek olabilmesi için son basamağın 3 veya 9 olması gerekir. O zaman buranın 2 seçeneği hazır zaten. 3 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir diyor. Şimdi 3 basamaklı olacaksa buraya ben 0 hariç geri kalan sayıları düşüneceğim dostlarım. Bakın 3 veya 9'u da alacağız. Çünkü neden? Rakamları farklı dememiş bize. O zaman 0 hariç 1, 2, 3, 4 tane sayı buraya yazılabilir. 4 seçeneği var buranın arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi buraya 0 da yazılabilir artık değil mi dostlarım? 0 da dahil 5 sayı var. 5'ini de buraya yazabilirim. 5 seçenek. Bakın rakamları farklı deseydi buraya 4 tane yazamazdım. Buraya 5 tane yazamazdım o zaman. Çünkü kullandıklarımı kullanamayacağım için bir eksiklerini yazacaktım buraya. Peki şimdi rakamları farklı demediği için bütün sayıları kullanabiliyorum. 4 kere 5, 20. 2 ile de çarptım bunu. 40 çıktı dostlar. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları tekrarsız kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı diyor arkadaşlarım. Çift sayı yazılacak diyor. Şimdi bu çift sayı yazarken son rakamımız ya 0 ya 2 ya 4 olacak. Şimdi 0 olsaydı bu son rakam buranın bir seçeneği var. Rakamları tekrarsız diyor. Önce 0 için ayrı bir şey yapıyorum. Sonra diğerleri için ayrıca konuşacağım arkadaşlarım. 0 olsaydı burası sadece. Buraya bir seçenek düştü. Tamam. Şimdi 0'ı kullandım. Buraya 1, 2, 3, 4 tane rakam var. 4'ünü de yazabilirim dostlarım. Bu 4 taneden birini yazmış olayım ben. Geriye kaç seçeneğim kaldı? 3 seçeneğim kaldı. Çünkü neden? Rakamları tekrarsız. Eğer rakamları tekrarsız demeseydi buraya 4, buraya da 4 yazacaktım. Peki şimdi ne geldi buradan? 4 kere 3, 12 tane buradan geldi arkadaşlarım. Sonu 0 olursa 12 tane. Bir de şimdi sonunun 2 ya da 4 olmasını değerlendirelim dostlarım. Bir de buna bakalım. Şimdi burası 2 veya 4 olsaydı. O zaman buranın 2 seçeneği var. Şimdi 2 veya 4'ten birini yazmış olayım ben. Şu birler basamağı, yüzler basamağını
Sıfır gelemez dostlarım. Sıfırı sildim. 2 veya 4'ten de birini yazdım. Onu da sildim. Geriye kaç seçeneğim kaldı? 3 seçenek burası için kaldı. Peki tamam hocam. Şimdi buraya geldik. Buraya da dostlarım şu 3 taneden birini yazmıştım. 2'yi de buraya yazmıştım arkadaşlarım. 2 veya 4'ten birini de buraya yazdım. Şimdi 0 da dahil 1, 2, 0 da dahil olduğu için 3 tane de buraya yazabilirim. Çünkü 0 artık buraya yazabiliyorum. Buradan kaç çıktı? 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18 tane de buradan geldi. Toplam ne yaptı arkadaşlarım? 30 tane sayı yazılabilirmiş dedik. Evet, geldik şu son soruya. Kümesinin elemanlarıyla oluşturulan rakamları tekrarsız. Tamam. 2 veya 3 basamaklı kaç sayı vardır diye bir soru sormuş. Şimdi önce 2 basamaklılara bakalım arkadaşlarımız. 2 basamaklı rakamlarıyla oluşan rakamları tekrarsız. Tek çift demiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya 0 gelmeyeceği için diğer bütün rakamlar gelebilir. 4 seçeneğimiz var burası için arkadaşlar. Geldik şuraya. Buraya artık 0 da gelebilir. Ama şu 4 rakamdan birini yazmıştım ben. O yüzden onu sildim. Geriye kalan tüm rakamları buraya yazabilirim. 4 seçenek de buradan geldi. O zaman 4 çarpı 4'ten 16 tane 2 basamaklı yazdık. Şimdi gelelim 3 basamaklılara. 3 basamaklılar için konuşuyoruz şimdi dostlarım. Buraya 0 hariç tüm rakamları yazarım. 4 seçeneğim var. Birini yazmış olayım. 7'yi yazmış olalım mesela. Buraya 0 da dahil olmak üzere geri kalan rakamları, yani 4 seçeneğim var, 4'ünü de yazarım. Son basamağı yine bunlardan birini yazdığım için artık yazamam. 3 taneden birini yazarım arkadaşlarım. 3 seçenek var. 4 kere 4 16. 16 ile de 3'ün çarpımı 48 tane de buradan geldi. 16 ile 48'in toplamında 64 tane sayı yazabilirmişiz goberler. Evet, geldik son köşe taşımıza. 8. köşe taşımız. Bu videonun son köşe taşıdır arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Kümesinin elemanlarını kullanarak 300'den büyük, 500'den küçük kaç tane rakamları farklı çift sayı yazılabilir diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Hadi şöyle bir değerlendirelim bunu dostlar. 300'den büyük, 500'den küçük kaç tane rakamları farklı çift sayı yazılabilir? Kaç basamaklı diyordu? 3 basamaklı mı diyordu? Rakamları farklı. Kümesinin elemanları 300'den büyük, 500'den küçük. Zaten demesine gerek yok kaç basamak olduğunu. 300 ile 500 arasında olduğu için mecbur 3 basamaklı olacaklar arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir düşünelim arkadaşlarım. Şurası için 300'den büyük, 500'den büyük küçük olacak ya. Ya 3 ya 4 gelecek arkadaşlarım. Şimdilik buraya 3 gelsin. Bir seçeneğimiz var yani. Buraya 3'ü yazdığım zaman geriye kaç sayı kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 sayı kaldı arkadaşlarım. Ama ne diyordu? Farklı çift sayı yazılabilir diye soruyordu. Pardon, çift sayı dediği için ona dikkat etmeliyiz. Çift sayı olacaksa son basamağına ne gelebilir? 2, 4, 6 gelebilir şuraya. 2, 4, 6. Yani buranın 3 seçeneği zaten var. O zaman şimdi başa 3'ü yazdık, 1 seçenek. Buraya 2, 4, 6'dan birini yazdık. Mesela 2'yi yazmış olalım. Buranın da 3 seçeneği var. Geriye kaldı 4 tane rakam. Bu 4 rakamı da buraya döşeyebilirim arkadaşlarım. Kaç tane çıktı buradan toplam? 1 kere 4, 4, 4 kere 3, 12 tane. Şimdilik ilk rakamımız 3 olursa yüzler basamağı 12 tane geliyor. Şimdi ilk rakamımız bir de 4 olabilir değil mi dostlarım? Onu da değerlendirelim. Buraya 4 yazabilirsem bir seçeneğim var demektir. Bu durumda çift sayı olacağı için buraya ben ya 2 ya da 6 yazacağım. Yani 2 seçeneğim var arkadaşlarım burası için. Şimdi ne dedim? 4'ü zaten başa yazdım. 2 ya da 6'dan birini de kullandım artık son tarafa. Kaç rakam kaldı? 1, 2, 3, 4 tane de rakam buraya kaldı dostlarım. 4 kere 2, 8 tane de buradan çıktı. Toplam 20 tane sayı yazılabilirmiş diyebiliriz. Evet, geldik 2 numaraya. Kümesinin elemanları ile rakamları farklı 300'den büyük kaç çift sayı yazılabilir diye bir soru sormuş. Rakamları farklı 300'den büyük kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi 300'den büyük dediği için
3 basamaklı da olabilir, 4 basamaklı da olabilir, 5 basamaklı da olabilir arkadaşlarım bunlar. Şimdi öncelikle 3 basamaklı olanları bir konuşalım. Şöyle 3 basamaklı. 300'den büyük dediği için benim buraya yazacağım sayı 3 olabilir değil mi ilk etapta? 3 olmasını değerlendirelim. Yani bir seçeneğim var şimdi arkadaşlar. Peki 3'ü buraya yazdım. Geriye kaç rakamım kaldı? Çift sayı diyor bir de arkadaşlar. Çift sayı dediği için 0, 2, 4. Buraya da 0, 2, 4'ü yazacağım. Yani 3 seçenek de burada olacak. 0, 2, 4'ten birini yazmış olayım. Geriye kaç rakam kaldı? 1, 2, 3 rakam kaldı. 3'ünü de buraya yazdım. Yani buradan 9 tane 3 basamaklı sayı çıktı. İlk rakamı 3 olan. Şimdi ilk rakamı 4 de olabilir değil mi? 3 basamaklı sayının 4 olsa. Buraya bir seçenek geldi. Çift dediği için buraya ya 0 ya da 2 gelecek arkadaşlarım. 0 ya da 2'yi yazabilirim ben. Yani 2 seçeneğim var. Şimdi şu ortaya bakalım. Rakamları farklı diyordu. Şimdi şöyle yapalım. Burayı temizleyelim ki. Şimdi ne dedik? 4'ü başa yazdık zaten. Buraya 0 ya da 2'den 1'ini yazdık. Geriye kaç rakam kaldı? 3 rakam. 3 seçenekte burası var. O yüzden buradan da 6 tane sayı çıktı. Şimdi 3 basamaklı toplam 15 tane sayı var arkadaşlar. Bunu unutmayın. 3 basamaklı yazabileceklerimizin sayısı 15. Şimdi geldik 4 basamaklıları konuşalım bir de. Şöyle 4 tane basamak yapayım ben. 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı. Şimdi bu 4 basamaklı sayının çift sayı yazılabilir diye soruyor ya bize. Biz ilk önce şunu düşünelim. Sonu 0 olsa diye düşünelim. Hani bir önceki sayfada da yapmıştık ya böyle arkadaşlarım. 4 basamaklı çift dediği için yani 0'ı bir ayrı inceliyorum şimdi ben. Buraya 0 gelseydi. Aha sana çift oldu mu? Oldu. Şimdi geriye kalan 1, 2, 3, 4 sayının 4'ünü de buraya yazabiliriz değil mi dostlarım? Rakamları farklı dediği için artık buraya aynı rakamı bir daha yazamayacağız dostlar. O yüzden bu 4 rakamdan 0 buradaydı. Bak 0'ı buraya kullandım. 4 rakamdan birini daha kullandım. Geriye 3 seçenek kaldı. Birini daha kullandım. Burası için de 2 seçenek kaldı. 4 kere 3 12. 12 ile de 2'yi çarptık. 24 tane de buradan bulduk. Devam edelim. Şimdi 4 basamaklılar daha bitmedi. Çünkü sadece sonu 0 olanları yazdık biz. Şuraya bir 4 basamak daha çizeyim ben. Bu durumda da sonu 2 ya da 4 olanları alalım. 2 ile 4. O zaman 2 seçenek var. Şimdi son basamağı 2 ya da 4 olanları alıyoruz arkadaşlar. Peki şu 2'yi aldık diyelim biz. Geriye kaç rakam kaldı şimdi burası için? 1, 2, 3, 4 rakam kaldı. Ama 0 buraya yazılamayacağı için 3 tane seçeneği var buranın. Şimdi burası için konuşalım. Şunu yazmış olayım. Burası için 0, 1, 3 kaldı. Hepsi de yazılabilir. 3 seçenek de burada var arkadaşlarım. 1'ini kullandım. Burası için de 2 seçenek kaldı. Hadi bulalım. 3 kere 3, 9. 2 kere 2, 4. 9 kere 4. 36 tane de bunun için geldi. Devam edelim şimdi. Bir de 5 basamaklılara bakalım değil mi dostlarım? Şöyle ayırayım ben bunları. Şimdi de 5 basamaklılar. 1, 2, 3, 4. 5 basamaklı sayıları konuşuyoruz arkadaşlarım. Yine öncelikle sonu 0 olanlara alalım bir seçenek. Şimdi sonu 0 ise bir kere 0'ı kesinlikle kullanılacak yer belli. 0 en sona yazılacak. Geriye kalanlar için arkadaşlarım 1, 2, 3, 4 seçeneğim var. 4'ünü de buraya yazabilirim diyorum. 4'ünü yazdım. Şimdi birini kullanmış olduk. Buraya 3 kaldı. Buraya 2, buraya da 1 kaldı. 4 kere 3, 12. 12 ile de 2'nin çarpımı 24 tane de 5 basamaklı sonu 0 olan çıktı. 1, 2, 3, 4. 5 basamaklı sonu 2 ya da 4 olanlara bakalım. 2 seçenek burada var arkadaşlar. Şimdi sonu 2 ya da 4 olanlara alıyoruz. Birini almış olalım. Mesela 2'yi almış olduk biz. Geriye kaç rakamım kaldı? 1, 2, 3, 4 rakamım kaldı en başa yazmak için. Ama 0 yazamam diyorum. O yüzden buranın 3 seçeneği var. Şunlardan birini yazmış olayım. Şimdi 3'ü de kullandık. Buraya 3 yazdık. Geriye kaç rakam kaldı? 1, 2, 3 rakam kaldı. O yüzden buranın 3 seçeneği var. 0 da yazılabilir artık. Buraya 2 seçenek kaldı. Buraya da 1 seçenek kaldı. 3 kere 3, 9. 9 kere 4 de 36 tane de buradan geldi arkadaşlar. Şimdi şu 36 ile 24'ün toplamı 60. Bu 36 ile 24'ün toplamı yine 60. Topladık 120.
15 de buradan geldi. 135 tane sayı yazılabilirmiş dostlar. Evet, geldik şuna. Kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız 4'ün katı olan kaç tane 4 basamaklı sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi 4 basamaklı sayılar gelsin. Birinci sayı için mesela şu son 4'ün katı olacak diyor ya, bakın burada şartımız şu. 4'ün katı olacak. 4'ün katı olması için son 2 rakamın 4'ün katı olması gerekiyordu. O zaman burası mesela 20 olabilir. Başka 32 olabilir. 52 gelse de 4'ün katıdır. 72 geldiğinde de 4'ün katı. 92 geldiğinde de 4'ün katı oluyor arkadaşlar. Seçeneklerimiz bunlar. Zaten mesela 53 gelse buraya 4'ün katı olmuyor işte. 75, 57 geldiği zaman 4'ün katı olmuyor. Son iki rakam bizi ilgilendiriyor. Şimdi şu en üstteki için konuşalım. 20 olsaydı burası. Yani 4 basamaklı bir sayı var. 4 basamaklı sayı sonu 2 ile 0. 20. Bu durumda benim şuraya yazacağım rakamlar önemli değil mi arkadaşlar? Şimdi 0'ı buraya kullandığım için 0'ı artık buraya yazma ihtimalim yok. Rakamları tekrarsız diyor değil mi? Evet, 2'yi de kullandım 0 ile 2'yi. Geriye kalan 4 seçeneğim var. 4'ü de buraya gelebilir. Rakamları tekrarsız dediği için buraya artık 3 tane gelebilir. Buranın zaten 1-1 seçeneği var. 2 ile 0 gelecek. 4 kere 3, 12 tane buradan buldum arkadaşlarım. Bir 12 var. Artı. Şimdi geldik. Bir tane daha şöyle yapayım 4 basamaklı. Bu sefer 32 olsun son basamak. Yani buranın bir seçeneği, buranın bir seçeneği var. Şimdi 32'yi kullandım arkadaşlarım. 32. Şurası için konuşalım. Buraya 1, 2, 3, 4 seçenek var normalde. Ama 0 gelmeyeceği için 3 seçeneğim var buranın arkadaşlarım. Şunlardan birini daha kullandım. Şurası için 7 ile 9 bir de 0 var. Yani yine 3 seçeneğim var. O zaman 3 kere 3, 9 tane de buradan geldi. Bakın bundan sonrakilerin hepsi için 9 tane seçeneğim olur arkadaşlarım. Şuna 9'du, buna da 9, buna da 9, buna da 9. Toplam buradan 36. 12 tane de ilk şey için var. 12 tane de oradan geliyor. 36, 12 daha. 48 tane sayı yazılabilirmiş dostlar. Evet, geldik şuna. Son soruya. Ha, iki farklı küme var. Birler ve onlar basamağı A kümesinin, yüzler basamağı B kümesinin olacak şekilde 3 basamak. Neydi şimdi? Birler ve onlar. Şurası A kümesinden. Şurası B kümesinden alınacak. Rakamları birbirinden farklı kaç tane 3 basamaklı doğal sayı yazılabilir diye soruluyor bize şimdi dostlarım. Şimdi bir, ikisinde de ortak olan eleman değil mi dostlarım? Biri şöyle ayrı bir inceleyelim. Yani şöyle yazalım. İlk sayımızın birler basamağı 1 olsun arkadaşlar. O zaman buranın bir seçeneği var. Şimdi geldik şuraya. Buradan 1'i aldık ya, şunu aldık A kümesinden. Geriye 1, 2, 3, 4 tane eleman kaldı. 4'ünü de buraya yazabilirim artık. Rakamları farklı dedi, buna dikkat edin. Şimdi geldik buraya. Buradaki elemanı B kümesinden alacağım. Şimdi 1'i alamam artık. 0'ı da alamam hocam çünkü başa 0 yazılmaz. Bir tek 2 gelir buraya arkadaşlarım. Başka da seçenek yok, 1 seçeneğimiz var. O zaman benim buradan bulduğum sayı adedi 4 tane. Biri buraya kullandığım zaman 4 tane sayı yazabiliyormuş. Devam. Şimdi yine şöyle yazalım. Bu sefer de diyorum ki biri buraya kullanalım. Onlar basamağında bir olsun bu sefer. Buranın bir seçeneği var. Geldim şuraya. Burası için arkadaşlarım biri kullandık ya. 1, 2, 3, 4 tane sayı var. A kümesinden alacağım için. O zaman buranın seçeneği 4 tane. 4 tane buraya yazabilirmişim. Şimdi geldik şuraya. Ben buraya başa 1'i kullanamam yazdık. 0'ı zaten kullanamam. Bir tek 2'yi yazabilirim buraya arkadaşlarım. O zaman bir seçenek de buranın var. 4 tane de buradan geldi. Şu anda 8 tane yaptı. Hadi bir de şunu düşünelim. 3 basamaklı bir sayı yazayım şöyle. 1, 2, 3 diye. Şimdi kardeşlerim şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 var ya arkadaşlar. Şimdi bir dışındakilerden birini yazdığımı düşünelim. Hani biri kullandık, birin bütün seçeneklerini değerlendirdik.
4 tane sayı yazabiliriz o zaman buraya. 1 hariç diğer 4'ünü buraya yazabilirim. E bu 4'ünü buraya yazdığım zaman buraya yazabileceğim sayılar 3 tane kaldı. Geri kalan 3'ünü de buraya kullandık. 1'i kullanmıyoruz, dikkat edin arkadaşlarım. 1'i çünkü burada seçeneklerini değerlendirdik. Şimdi geldik buraya. Buradaki sayı 1 de olabilir, 2 de olabilir değil mi arkadaşlarım? Sonuçta 0 olmaz, 0'ı sildim de. 1 neden olabilir? Çünkü buradakileri yazarken 1'i düşünmeden yazdım. Diğer 4'ünü aldım. 1'i buraya düşündüm bu sefer. 1 de gelebilir, 2 de gelebilir. 2 seçenek de burada var. 3 kere 4, 12. 12 ile de 2'nin çarpımı 24 tane de buradan geldi. 24, 8 daha. 32 tane doğal sayı yazılabilir diyebilirsiniz dostlarım. Evet Koberler, 8. köşe taşımızı da gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyelim. Hadi kolay gelsin arkadaşlar.